yogasında yüzümüzle ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Peki tamam, mesela bizim yüzümüzü o kadar kaslarımız var ki, minik minik kaslarımız var. Ve her kas ayrı bir fonksiyon var. Ama birbirini destekliyor, birbirine de yardım ediyor. Mesela alın kasları ve de yana kasları yaşlandıkça ve yer çekimin dolayı ya da yanlış besliyorsa ve eksik oksijen olunca ne oluyor? Bu kasları zaten uzanıyor. Uzanınca başka bir yere gidemiyor ki. Bunu o zaman da torba oluyor. Çöküyor bu sefer. Çöküyor. Aynı prensip bu yanakları. Yanlış besliyorsa yer çekimi bunu uzanıyor. Başka bir yere gidiyor. Bu da şişkinlik yapıyor. Daha derin bir çizgi oluyor. Dolayısıyla da bu prensip olarak bunu anlatıyorum herkese. Bu bir kendim keşfettiğim prensip. Dünyada yok zaten bu prensibi. Gym'e gidiyorsunuz ya, dumbbells kullanıyorsunuz. 2 kiloluk, 10 kiloluk falan. Resistans oluyor. Bunu ne yapıyor? Bizim bicep top oluyor değil mi? Evet, kolumuzu çalıştığımız zaman kol kası toparlıyor. Toparlıyor ve de erkekler düşünün daha da ağırlık yapıyor bu da. Yürürken böyle oluyor, uzatamıyor. Neden? Çünkü kısa oluyor. Bu bizim hedef, bunu kısaltmak tekrar için. Bu da tekrar kısaltmak ama nasıl kısaltacaksın kolay kolay? Beslenmede dikkat edin. Yani ben anladım. Yani yüzümüzün kaslarını geliştirerek yüzümüzün toplamasını sağlayacağız. Güçlendirerek. Güçleyecek ya, böyle yer çekimine karşı yüzümüz toparlayacak. Aynen öyle. Güzel, bunu sevdim. Başlangıç olarak çok önemli, rahatlamak lazım. Alın masajı. Ne yapıyoruz? Alında, kaşların ortasında bizim orta parmağı kullanarak bu da hafifçe yukarıya doğru masaj yapıyoruz. Bakalım. Ama nefesinizi lütfen devam edersiniz. Derin derin alın ve bol bol verin. Yüz yogası egzersizlerine geçmeden önce kaslarımızı rahatlatmak için alın masajı yapıyoruz. Bura en az 2 dakika sürüyor. Kaslarımızı egzersizlere hazırladığımıza göre yüz yogasının ilk hareketine geçebiliriz. Kaş kaldırma egzersiziyle başlıyoruz. İlk hareketimiz sırayla yapıyoruz kaşları. Kaşları biliyorsun bazen düşük, değil mi? Bazen dengesiz. Onun için düzeltmek için bu hareketi yapalım. Nasıl yapıyoruz? Kaşları bununla tutuyorsunuz. Bu çukur değil de bunun. Avuç içi tamamen yerleştiriyorsun alında. İki tarafa. Sonra parmağınızı kafada yerleştirin. Kaşlarımızı V harfli gibi yukarı yana doğru kaldırdık. Aşağı bakıyoruz. Sanki göğsümüze bakmak uğraşıyoruz. Biliyorum göremiyorsun göğsünüzü. Ve aynı anda üst kapağınızı aşağı doğru uzatmaya çalış. Hazırız. Derin nefes alın. Tutun nefesi ve aynı anda kaşları çatın. Ama elleri, Hilal'cim, elleri izin verme. Orada kalıyor. Tamam. Evet. Ellerimle engelleyeceğim. Evet. Böyle. Engel olacak ve çatmaya çalış. Biraz engel yap. Çizgi oluyor. Çizgi oluyor. Orada kalalım. Ve bırakın. Yaşlanmanın ilk işaretini veren can sıkıcı kaz ayakları. Şimdi onlarla savaşacağımız ikinci egzersizimizde sıra. Çok problemimiz var ya, özellikle yaz aylarında kaz ayağımız nasıl engel olacak? Gözleriniz şaşkın gibi bir gözleriniz açsın. Baş parmaklarıyla bütün baş parmak ama kullan. Sadece ucunu değil, kenara tut. Gözleri tamamen açık Hilal'cığım. Ve de dört parmak alında koy ve yukarı doğru kaldırın. Kik kırışık olmasın. Karşıya bak, kıs. Titriyor mu? Titriyorsa ne demek bu? Kasları zorlanıyor. Ne demek bu? Çalışıyor. Fark edeceksin, titriyor gibi. Değil mi? Evet. Tekrar bırakın, şaşkın. Tut, aşağıya bak, kıs. Şaşkın, tut, karşıya bak, kıs. Aynen öyle. Şimdi bıraktık. 30 yaşından itibaren tavsiye ediyorum çünkü o yaşta bizim metabolizma yavaşlıyor. Ellerini ısıt, iyice ısıt. Üstüne koy. Çin gibi çek, Çinli gibi çek yanında. Karşıya bakarak birkaç defa kısıyoruz. Evet. 20 defa en az. Ve bırakın. Silikonlu gibi dolgun dudaklara sahip olmanın formülü yüz yogasında. Üçüncü egzersizimiz başlıyor.
silikon da gerek yok. Bu hareket hemen hemen sizin dudağınızı şişirecek zaten. Dudağınızı içeri doğru çevir. Saklayın dudağını içeri. Göstermeyin dudağınızı. Sonra küçük U'dan büyük O yapıyoruz. Küçük U'dan büyük O. Hala dudak içeride. Yuvarlak, daha büyük Nihal, Hilal'cim. Daha açın, aç. Öyle. Aynı anda şimdi gül, her tarafa gül. Ama sabit, hayır, dudak sabit içeride. Her tarafa ama yuvarlak o. Gül her tarafa. Bu yuvarlak hala duruyor. Bozmadan bu yuvarlak. Evet, böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırakın. Cilt sarkmalarıyla mücadelemizde kalem kullanacağımız dördüncü egzersizimizde sıra. Bu kalem dudakla çevirmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Gül, dışarı gül, bırak. 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 Tamamen bırak. Nasıl hissettin? Buraları topladı. Evet. Buna nasıl sarkmaları bu da engel olacak. Yani ileride bunu toplayacak tekrar. Bu kısa olacak, tekrar böyle oluyor. Kaşıkla yapacağımız beşinci egzersizimiz var. Ağzınızı açık. Böyle. Sonra bu iki kaşık hareket ederken burada kırışıyor ya. Bunu koyması gerekiyor. Tamam mı? Okey, anladık değil mi? Okey. Kaldırırken kaşık en yüksek yapabilirsin, iyi olur. Daha yüksek daha iyi olur. Ve de aynı anda gülüyorsun. Kaldır, gül. Bırak, kaldır, gül. Bırak, kaldır, gül. Bırak, kaldır, gül. Bırak. Tamamen bırakıyoruz. Şimdi bak, bu hareketler Hilal'cığım göğsümüzü dahil pektoral kasları onu çalıştırıyor. Dolayısıyla da kadın özellikle göğsümüzü sarkmaya engel oluyor. Sadece zaman, yüzümüz değil yani. Değil. Hepsi buradan boyun hepsini toparlıyor. Cilt sarkmalarının önüne geçtiğimiz yüz yogası egzersizlerimizin sonuncusunda balon kullanacağız. Balon herkes tavsiye ediyorum. Neden? Bazen bizim yüzümüzü kılçı damarlar biliyorsunuz. O da o tam ucunu kadar beslemiyor. Yani oksijen ya da damar kanlar oraya kadar gitmiyor. Özellikle sigara içenler. Dolayısıyla bu balon yardım ediyor. Yani daha bol alışkanlık hale getirir. Bu güzel doğru nefes bol bol oksijen alsın. Dolayısıyla genç durmak için güzel bir nefes almak lazım. Bu yardım ediyor bize. Hem akciğer genişletiyor hem de bizim yanaklarımızı hareket ediyor. Ama sistem böyle. Burundan alıp ağızdan balona veriyoruz. Ama yanakları aynı anda çalıştırıyoruz. Böyle olacak. İndirmeye çalışıyorsun. Ama balonsuz çok kolay. Balonla birlikte çok zor. İndirmeye çok zor. Onun için bu da hareket ediyor. Anladık? Kan dolaşımımızı mı hızlandırıyor yüzümüzdeki? Evet. Arka arkaya 3 defa üflüyoruz. Bu balon içindeki hava sonra daha şiştikten sonra bırakıyoruz. Ağzımızı dolaşsın. Yutmayacaksın. Çünkü karbonhidrat yüksek bu. Sadece masaj yapsın içeride. Kenardan doğal şeklinde kaybediyor. Tamam mı? Bakalım. Aynen öyle. İşte bu. Ha, burundan alıp ağızdan veriyorsun. Tamam mı? Evet, ağızdan alma. Sende bir ders olsun. Çünkü bazen insanlar ağızdan alıyor ya. Bu yanlış. Hep burundan alıyoruz hatta. Okay.
havayı bırakıyorsun orada, masaj yapsın. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Yüz egzersizimize örnek gösterdik. Siz de evde televizyon seyrederken ya da yemek yaparken bu kaşık hareketler yapabilirsiniz zaten. Dolayısıyla boş kalmayın. Yüz egzersizini devamlı sürekli yaparsınız. O kadar çabuk toparlanır yüzünüz.